Merhaba güzelliklerim. Hoş geldiniz. Ben de size bu güzellikle geldim bugün. Ve size çok güzel yine pratik ilerleyen bir bebek yeleği anlatacağım. Bakın şöyle bağcık yaptım buraya. İsterseniz düğmeli de yapabilirsiniz. Her şekilde değerlendirebilirsiniz. Böyle güzel pomponları var. Bağcığı var. Bu pomponla bağcığın yapımı kanalımda ayrıca bir şekilde var. Oradan bakıp yapabilirsiniz size ben bugün bu robayı ve bu örneği nasıl yaptığımı anlatacağım sizin de böyle güzel bir bebek yeleğiniz olacak hemen şöyle göstereyim 3 milim bir tığ kullanacağım bebek iplerinin hepsiyle yapabilirsiniz hani illa şu ip bu ip demeyeceğim size çünkü herkesin bütçesi kendine göre artık ipler çok pahalı şöyle de yeleğimi bakın içinden de göstereyim çok Güzel, böyle kibar, zarif, yumuşacık bir örgüsü var. E, o zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Hemen ipimizle tığımızı birleştirelim ve örmeye başlayalım. Şöyle söyleyeyim, 90'a yakın ya da 85-90 tane zincir çekin. Şey yok, e, zincirde bir sayı belirlemedim. Zincirin üzerine ayrımlarını yaparak kolay bir şekilde ilerleyeceğiz. şöyle uzunca bir zincir çekin nasıl kestiğimi o fazlalığı nasıl yok ettiğimi size göstereceğim şimdi yukarıya çıkış için 1 2 3 zincir çektim tığma ipimi aldım ve bu 3 zinciri bırakıp bakın dördüncüye yalnız ipimin çift kanadından batarak bir trabzan yaptım. İpi aldım. Sıradaki zincirden bir trabzan aldım. Sıradaki zincirden bir trabzan. 14 tane trabzan çıkartacağız. Baştaki zincirimizde bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 böyle sayarak 14 tane tamamlayalım. 14 trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir 1 2 ve ipimi aldım. Bu son battığım yere bakın şu son battığım trabzana tekrar aynı yere bir kere daha batırdım. Şöyle. Ve bunu da sayarak yine 14 tane trabzanımı yapacağım. 2 bu yaptığımız ölçüler 6 aydan 2 yaşa kadar giydirebilirsiniz. Bebek büyür, yelek büyür. O yüzden standart bir ölçüdür bu. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Yıkandıkça açılır, yıkandıkça büyür. Benim oğluma ben 6 aylıkken giydirdiğim yeleğimi inanın 3 yaşına kadar giydirdim. Sonra o yeleği biz çok seviyorduk. Torunuma da giydirdim. Yani yelek eskimet 2 4 6 8 10 12 13 ve 14 bak 14 tane yine yaptım bu ön bu gol şimdi arkayı ayarlayacağız iki zincir son battığım yere yine aynı şekilde batırdım ve bir trabzanı yaptım Şimdi sıradakinden başlayacağım ve 22 tane trabzanımı yapacağım. Şimdi 4 oldu. 22'ye tamamlayalım. 22 taneyi de yaptım. Burası da arkası yeniden 1 2 zincir ve yine son battığımız trabzanın aynı yerine batırdım. Şimdi 14 tane trabzan yapacağım. Öne doğru gidiyoruz. Bu gol şimdi. Buraları atlatmadan izleyin ki düzgünce yapabilirsiniz. 14 trabzan olana kadar her zincirime bir kere batıracağım. Evet bakın 14'ü de yaptım. Şimdi son 14'ümüzü yapacağız. 2 zincir ve yine son battığımız trabzana aynı yere ve 14 tane ile devam edeceğiz. Bu da ön. 3 4 5 Evet son 14'ümü de yaptım. Ve bakın şeklimiz şu şekilde oluştu. Şöyle bakın boyun boşluğu. Şimdi zinciri fazla çekmiştik ya. Bakın. Şuradan makasımızı alalım. Zincirden yukarıya doğru 1 2 üçüncüyü bakın şöyle tek kanadından kestim. Şuradan çektim ve bunu burada sağlamladım ve burada bunu sakla kenarını tığlarken ya da burada arkasında saklayabilirsiniz. Şimdi devam edelim. 1 2, 3 çevirdim. Bu 14 trabzanıma bire bir batacağım. Her zaman bu zincir birinci trabzan olarak sayılacak. Yani şuna batmayacağız. İkinciye batırarak bu 14 trabzanı yapacağım. Çok sıkı örmüyorum. İpim zaten güzel bir ip. Gerek yok sıkı taş gibi örmenize hiç gerek yok. Yiyen de rahatsız olur. Sert bir örgü hiçbir zaman güzel olmaz. Şöyle bakın hepsine bire bir batarak geldim. Şimdi burada dört tane bu şekilde boşluk hazırladık. Bakın dört tane. Birinde ne yaptıysak öbürlerinde de aynısını yapacağız. Şimdi bu sırada bir boşluğun içine dört artırma yapacağız. 1 tırabzan yaptım. 2 tırabzan yaptım ve 1 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğun içine 2 tırabzan yaptım. 4 tane. Bu boşlukta da aynı, bunda da aynı, bunda da aynı. Yani 4 boşluğumuzda da sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Aralara 1'e 1 bir batarak devam edeceğiz yapacağımız işlem bu. Şimdi öbür üç boşluğumda da aynı şekilde devam ederek sıramın sonunu getireceğim. Sıramızın sonuna geldiğimizde bakın şu zinciri trabzan sayacaktık ya bunun en üstteki tepe noktasına batırarak bir iki defa da buna da bir trabzan yaptım ve burada dümdüz oldu bakın. 1 2 3 zincir ve şimdi yine İlk boşluğumuza yani bu iki zincirli yere kadar aralara bire bir batarak devam edeceğiz. Bu sıramızda ikişerli artırmalar yapacağız. Toplamda 8 artırma yapmış olacağız. Bir sırada 16, bir sırada 8 artırma yapacağız. Şimdi geldim buraya kadar. Şöyle bak. Şimdi bu boşluğun içine bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan. İki tane artırdım ve yine öbür boşluklarıma da aynı işlemi yaparak ilerleyeceğim. Burada 4 burada iki ve bu sıramı da böyle tamamlayacağım. Evet bakın bu sıramda tamam. Dördüncü sıramıza geçeceğiz. Şimdi ve yine aynı işlemi yapacağız. Baş, buraya zincirimize kadar hepsine bire bir batarak ilerleyeceğiz. Ve şimdi bu sırada dörder dörder artıracağız. Yani her zincirin içinde dört artırmamız olacak bir sırada iki bir sırada dört olarak toplamda on sıra öreceğiz ama ben bu yeleğimde şurada delikler yapmıştım orayı da göstereceğim şimdi İsterseniz isterseniz öyle o şekilde deliklerde yapabilirsiniz ya da bütün olarak devam edebilirsiniz tamamen yine sizin isteğinize bağlı ben göstereyim bakın buraya geldim Burada 4, burada 2, şimdi 4. Bir trabzan, 2 trabzan 1 2 zincir yine aynı yere 2 trabzan toplamda 4 tane yine artırmış oldum bütün iş işte buralara aynı işlemi yapacağız ve şöyle bakın şimdi burada 1 2 3 4 son 4 sıram kala yani o 6. sırayı ördükten sonra 7. sırada bu delikleri yapmaya başladım şimdi 6. sıramızı da tamamlayalım ve deliklerimizi yapmaya başlayalım göstereyim size isterseniz yapabilirsiniz şimdi ben bunu oraya kadar öreyim ve geleyim altı sıramı ördüm şimdi bakın bir iki üç ve yine ikinci trabzana batarak bakın tekrar bir tane daha yaptım şöyle şurayı üç tane olarak ayarladım bir zincir çektim. Bir trabzan atlayıp ikinciye batarak bir tane trabzan yaptım. Bir zincir, bir atladım ikinciye batarak bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Şimdi zincir boşluğuma kadar böyle geleceğim. Zinciri sıkı çekiyorsanız şu aradakini 2 çekin. Ben sıkı çekmediğim için 1 çekiyorum ve tam denk geliyor. Şimdi bakın burada şimdi bir zincir. Bu buranın bir zinciri. Boşluğun içine bir tane trabzan yaptım. Bir zincir. 2 zincirimi yine çektim. Tığımı ipimi aldım. Boşluğun içine bir trabzan yaptım bir zincir, bir atlayıp ikinciye. Çünkü bu sıradaki artırmalarımız iki taneydi. Bir alt sıradaki dört, bu iki. Bir zincir ve öbür boşluğuma kadar yine böyle ayarlayarak ilerleyeceğim. Buraya geldiğimde bakın son iki tane bir zincir atladım. Şimdi burada ne oldu? Arada boşluk olmuyor. O yüzden bu zincirin içine bir trabzan yaptım. Bakın iki tane yan yana oldu. Bir, iki zincir ve yine şöyle. İki tanemi yine artırmış oldum. Burada başlarken de iki ile başlayacağım. Şurayı şöyle eşit göstereceğim. Bir zincir, bir atladım, ikinci yani ufak bir ayarlama yaptım burada da. Öbür boşluğuma kadar ilerleyeceğim ve aynı şeyleri orada da yaparak sıramın sonuna gideceğim. Bu sıradaki artırmalarımız bir bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Evet, bakın burayı da tamamladım. Şimdi bir iki üç zincir çekip çevirdim hemen birinciyi bıraktım ikinciden devam edeceğim şimdi ne yapacağız bir zincir boşluğunun içine trabzan bir trabzan tepesine yani eşit gideceğiz yine birebir devam etmiş olacağız ta ki artırma yerimize kadar bu sırada her boşluğa dört tane artırarak ilerleyeceğiz sıralarımızı şaşırmayalım başlangıçtan başladığımız gibi 4 2 4 2 olarak ilerleyeceğiz şimdi bakın oraya kadar geleceğim yine bir zincir boşluğuna bir trabzan tepesine bata bata geldim Şöyle bak Ziirimin içinde şimdi d 4 tane artırma yapmam gerekiyor. 1, 2, 2 zincir 2 trabzan. Burada sırayı şaşırmayın dediğim bakın 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 ile devam edeceğiz. Ve yine sıranın sonuna kadar birebir bu işlemleri yaparak ilerleyeceğiz yani ilmeklerde kaydırma ya da azaltma yapmamış olduk. Şöyle de bir görüntü çıktı meydana. Bu sırada tamam. Şimdi aynı sırayı tekrarlayacağız. Yani şu delikleri aynı şekilde bu sırada da tekrarlayacağız. Bir, iki. Bak bir zincir, bir atladım ikinciye ve tekrar sıra Burada yine iki artırma yapacağız bu sıramızda. Burada 4 yaptık 2. Bir dahakinde de 4 artırma yaparak 10 sıraya tamamlayıp bitireceğiz. Altta göstermiştim bu sırayı da nasıl yaptığımı. Aynı şeyleri yaparak sıranızı tamamlayın. 10 sıra yaptıktan sonra yeleğimizin kollarını ayıralım. Örneğini yaparak ilerleyelim. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın robamız hazır. Tamamladım. Gayet güzel oldu yine. Güzel şeklini aldı. Şimdi hem kollarını ayıracağız hem de örneğimizin kurulumunu yaparak devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir çekerek çıkış yaptım. Yine birinciyi bıraktım. İkinciye batarak bir trabzan. Üçüncüye bir trabzan. Kenar biyesi için 3 tane trabzan bırakacağım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın. 1 2 3. trabzanımın üzerine bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3.'ye bir, bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir 1 2 3.'ye bir trabzan bir sık iğneli bir trabzanlı bağlayarak devam edeceğiz 3 zincir 1 2 3. bir sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 3. bir trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3. bir sık iğne yani birinde sık iğne ile birinde trabzanla bağlamış oldum. 1 2 3'üncüye bir trabzan. 1 2 3. Üç. 3'üncüye bir sık iğne. 1 2 3 zincir bakın burada artırma yaptığımız zincirin içine trabzan yaptım. Şöyle. 1 2 3 zincir çekip kolu bıraktım. Bakın öbür zincirime kadar çektim ve şöyle katladım. Şimdi burada trabzan yapmıştık. Burada sık iğne ile bağladım. 1-2-3 zincir 1-2-3'üncüye bir, bir trabzan 1-2-3 bir, zincir 2 atladım. 3'üncüye bir sık iğne 1-2-3 3'üncüye üç. bir trabzan 1-2-3 3'üncüye üç. bir sık iğne Şimdi öteki zincirime kadar bunları böyle bir sık iğne bir trabzan olarak götüreceğim. Şöyle göstereyim bakın. Burada sona geldiğimde bakın bunun içine yine bir trabzan yapacağım. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Kolu bıraktım ve öbür zincirimi aldım. Bunun içine bir sık iğne. 1, 2, 3. Hemen geldim öbür gol ayrımıma şuraya öne. Burada bir tane atlamışım. Burada da bir tane atlayacağım. Ve bakın bir ikinciden başlayacağım. Öbür ucun eşit gelmesi için. 1, 2, 3 zincir. Üçüncüye sık iğne. 1, 2, 3 ve yine sıramın sonunu bu şekilde bulacağım. Öyle. 1-2-3 1-2-3 Sayımız hep aynı. Bak. 2-3 1-2-3 Şimdi burada 3 tane de trabzan yapacağım. Kenarı için. 1-2 Bir, Bir taneyi de zincirden çıkartacağız. 3. Şöyle. 1-2-3 çevirdim örgümü ve bir ikinciye batarak yine bir trabzan yaptım şöyle bakın 1-2 zincir çektim şu sık iğnelerimin olduğu yere bakın sık iğne yaptığım yerlere 3 trabzan yapacağım 1 2 ve 3 1 2 Trabzan olan yere bir sık iğne yaptım. Bakın. 1 2 Sık iğne olan yere 3 tırabzan. 2 ve 3 Bakın şöyle. 1 2 Tırabzan tepesine bir sık iğne. 1 2 zincir. Sık iğne olan yere 3 tırabzan. 1 2 3 1 2 zincir trabzan tepesine bir sık iğne 2 zincir sık iğnenin içine 3 trabzan 2 ve 3 1 2 zincir trabzan tepesine bir sık iğne 1 2 sık iğnenin üzerine bir üç tane trabzan. Mantık çok kolay. Bir iki zincir. Bakın buradaki trabzanın tepesine bir sık iğne. Bir iki üç ve böyle sırayı yine tamamlayacağız. Evet sıramı tamamladım. Bakın şöyle gözüktü. 1 2 3 zincir çekip çevirdim. Hemen şu kenar bir yapacağım. Bakın. 1 2 3 zincir bu sık iğnelerin olduğu yere bakın. Şuraya bir sık iğne yapacağım. 1 2 3 zincir 3 trabzanımın ikincinin tepesine bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Sık iğnenin olduğu yere aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. 1, 2, 3. 3 trabzanımın ikincinin tepesine bir trabzan. 1, 2, 3. Sık iğnenin üzerine bir sık iğne. 2, 3 zincir, 1, ikinci trabzanın tepesine bir trabzan, 1, 2, 3 zincir, sık iğne tepesine bir sık iğne. Yer değiştirdik şu an ve böyle bak, şu şekilde. Evet, bu sıramda, bakın bir alttaki sıranın tekrarını yaptık ama kaydırarak. Trabzan tek trabzan üzerinde iki tane sık iğnemiz oldu. Bir, iki, üç zincir çektim ve çevirdim. Kenar biyemi aynı şekilde üç tane olarak yaptım. Burada şu kenarın kasmaması için bu tekliği yaptığımız zaman üç zincir çekelim ve trabzan tepesine bir sık iğne yapalım. Bir, iki zincir sık iğne üzerine üç trabzan. Şöyle. Bir, iki zincir. Tekli trabzanın tepesine sık iğne. 1-2 zincir. Sık iğnenin içine üç tane trabzan. Bir örneğimiz bu. Şöyle. Yer değiştiriyor. Yer değiştirerek tamamlayacağız. Evet bakın. Şöyle var bir örnek oluyor. Ve güzel duruyor. Evet. Şimdi bunu bir karış boyuna gelene kadar örelim ve kenarlarına köşesine başlayalım. Evet arkadaşlar bir karış ördükten sonra bakın burada örnek sıralarımı yaptım. Yani üçlü trabzanlarımı şimdi şu kenardan tığlama işlemine başlayarak bütün etrafını dolaşarak tığlayacağım. Bakın şimdi buradan ön biyedeyiz. 3 zincir çekip taktığım ipimi aldım. Hemen bu dibe batarak bir trabzan yaptım. Bir tane daha trabzan yaptım. iki tane. Şöyle yatırdım. Bakın araya gelen yere araya batırdım. Bir, iki, üç zincir. Aynı yere iki tane trabzan. Şöyle bir taneyi bıraktım yine bakın ikinciye bağladım 1 2 3 zincir ve yine iki tane trabzan şöyle bir tane trabzanı bıraktım ikincinin boşluğuna bağladım 1 2 3 zincir 2 trabzan bir tane bıraktım ikincinin boşluğuna bağladım Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere 2 trabzan. Şöyle. Şimdi şu ön büyemi bitirene kadar devam edeceğim. Kenara kadar geldim. Bakın şimdi yakayı da aynı şekilde döneceğiz. 1, 2, 3 zincir. Tam köşedeyim. Buraya yaptım iki tane köşede hemen birinci trabzana bakın şuraya bağlayacağım ve şu köşenin düzgün olmasını sağlayacağım 1 2 3 zincir ve yine buraya aynı işlem 2 trabzan arada bakın 1 2 3 dördüncüye batırdım 1 2 3 Kenarını tığlamadan da olur. Hani tığlamak istemezseniz. Şimdi atlayacağız. 1, 2, 3, 4. Ve devam edeceğiz. Yani bu tamamen benim böyle hani daha güzel olsun diye yaptığım bir şey. İstemezseniz tığlamazsınız da bitirebilirsiniz. Şimdi burayı da döneceğim. Buradan aşağıya gelip şu örnekli yere gelince tekrar göstermeye devam edeceğim. Şimdi tığlamaya devam tüm kenarı bakın dolaştım geldim çok tatlı oldu yine yeleğim çok güzel oldu hem böyle mevsimlik yani istediğiniz dönemde giydirebileceğiniz güzel bir yelek oldu şimdi alt tarafını da yine bu şekilde tığlayacağız aynı denk gelişine bakın şimdi buradan 3 zincirimi çektim İlk şey örneğimi yaptım şöyle şuradaki bakın şu sık iğnemiz var ya bu sık iğneye bağladım. Şöyle. 1, 2, 3 zincirimi ve yine aynı 2 tane trabzanımı yaptım. Şimdi şu ortadaki üçlü trabzanımın ikincinin tepeye bağlayacağım. 1, 2, 3 zincir. Şöyle sık iğneye bağlayacağım. Yani bir sık iğneye bir trabzan tepesine yaparak kenarı bu şekilde tığlayacağım. Bakın denedim çünkü ben bunu önden. Çok güzel ve kibar durdu. Bu şekilde de devam ettim. Yani uyum sağladı. 3 trabzanımın ikincisine bakın. Ve sıramın sonuna kadar aynı işlemleri yaparak ilerleyeceğim. Ve kenarlarını tığladım, bitirdim ve çok güzel bir yeleğimiz oldu yine. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim. Çok da severek ördüm. İnşallah siz de severek örersiniz. Gol kenarlarını ister tığlarsanız, isterseniz hırka yapmak isterseniz buradan devam edebilirsiniz. Bu örnekten bir de hırka yapmayı düşünüyorum ve yine size anlatırım. O zaman ne diyelim? Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.